Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oturan görme engelli 55 yaşındaki Havva Karavelioğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için verdiği çaba göz yaşartıyor. Daha önce engelli alfabesi eğitim alan ancak çeşitli sebepler nedeniyle eğitimini tamamlayamayan azimli kadın sorunsuz bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuyabilecek seviyede engelli alfabesini öğrenmek istiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arapça harfler. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oturan görme engelli 55 yaşındaki Havva Karavelioğlu, 2 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti. 2 yaşında olmuşum dediklerine göre. Ya elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Mesela zeytin olsa zeytin toplamaya çalışırım. Onu nasıl desin, böyle ağaçlardan meyve koparırım, alamadığım yerlere çıkarım, alırım. Öyle işte, yani yemeğimi yaparım. İyi kötü elimden geldiğince bulaşıklarımı yıkarım. Kendi ihtiyaçlarını başkasına muhtaç olmadan kendisi gören Havva Karavelioğlu 25 yıl önce Kur'an-ı Kerim okumaya karar verdi. Radyoda görme engelliler için okuma yazma kursu olduğunu duyan Karavelioğlu Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için eğitim aldı. Öğrenmek için dediğim gibi ilk böyle benim radyom vardı. Radyoda okuma yazma kursu olduğunu duydum. Önce dedim okuma yazma kursuna yazılmalıyım. Ona yazıldım. Okuma yazma kursunu bitirdim. Ondan sonra Manisa'ya gittim. Kur'an öğrenmek için hocayla görüştüm. Ondan sonra Manisa'ya gittim. Orada 2 sene 2'şer ay yaz döneminde öğrenmeye çalıştım. Elimden gelen çabayı gösterdim. 2 yıl boyunca yaz aylarında 2'şer ay kursa katılan Karavelioğlu, gurbette ortama alışamayınca kursa devam edemedi. Bir daha kursa gitme imkanı bulamayan Karavelioğlu, vazgeçmeyerek öğrendiği sınırlı bilgilerle Arapça okumasını geliştirmeye çalıştı. Zaman zaman elime alıyorum. Yapamadığım zaman ne yaparım ya, ben ne oldum, ne oldu, şeytana mı uydum, elimden bırakıyorum işte, canım sıkılıyor, üzülüyorum, başka bir şeyim yok. Azmiyle örnek olan Karavelioğlu, eğitimini tamamlayıp Kur'an-ı Kerim'i sorunsuz bir şekilde okuyabilmek istiyor. Yani bir öğretebilen olsa, ya isterim ki birinin elinden bir şey öğrenebilmeliyim ya, Kur'an'ı öğrenebilmeliyim. Peki neden bu kadar çok istiyorsun Kur'an'ı öğrenmeyi? Ya şimdiden sonra işte benim başka bir düşüncem yok. Ahirette hani Allah'a karşı mahcup olmamak için başka bir şeyim yok yani. Ehada...